Merhaba hızlandırılmış dünya tarihine hoş geldiniz. Bugün İpek yolunu işleyeceğiz. Böyle isimlendirilmiş çünkü ne bir yoldu ne de ipekten yapılmıştı. Nasıl ya? Neyse bu bir tişört. Belçika'da tasarlandı. İçindeki pamuk Brezilya ve Teksas'tan geldi ve Çin'de kumaş haline dönüştürülüp Haiti'de dikildi. Serigrafisi Washington'da yapıldı ve bana da Indiana'da satıldı. Şimdi şişmanladım ve içine giremiyorum. Yakında Kamerun'a veya Honduras'a gidecek veya belki de Haiti'ye geri dönecek. Bir durup düşünelim. Tişörtlerin dünyanın çeşitli yerlerini çok daha çok görmesi ne kadar şaşırtıcı öyle değil mi? Öğretmenim öğretmenim ama tişörtler dünyayı göremezler çünkü gözleri yoktur. Ah geçmişteki ben senden nefret etmemin sebepleri o kadar fazla ki say say bitmez. Ama en önemlilerinden biri onca güzel ve ilgi çekici şeyi bitmek tükenmek bilmeyen bir yetenekle ukalalık etmek için görmezden gelmen. Bunun kimseye bir faydası yok tamam mı? Şimdi üzerime renkli bir tişört giyeceğim çünkü bu ders geniş açıdan bakacağız. İpek yolu ticaretin başladığı ilk yer değildi ama ticaretin ölçeğini önemli ölçüde değiştirdi. İsmi bilinmeyen tüccarlar kurdukları bağlantılar sayesinde dünyayı herhangi bir politik veya dini liderden çok daha fazla değiştirdiler diyebiliriz. Özellikle zenginler için çok iyi oldu çünkü sonunda paralarını tapınaklardan başka şeylere harcamaya başladılar. Hatta zengin olmasanız bile İpek yolu Afrika ve Avrasya'da yaşayan herkesin hayatını yeniden şekillendirdi. Hadi düşünce balonuna gidelim. Daha önce bahsettiğim gibi İpek yolu bir yol değildi. Arkeologların Özbekistan'da çalışıp da karşıdan gelene yol ver veya arabada bebek var gibi tabelalar bulduğu bir yoldan bahsetmiyoruz yani. Bu tüccarların ticaretini yapacakları eşyaları taşıdıkları bir güzergahtı. İki güzergahtan biri Doğu Akdeniz'i Orta Asya'ya bağlarken diğeri de Orta Asya'yı Çin'e bağlıyordu. İpek yolu deniz güzergahlarını da kapsıyordu. Birçok eşya Akdeniz üzerinden Roma'ya ulaşıyordu. Orta Asya'dan gelen eşyalar da Pasifik'i e aşıp Japonya hatta Java adasına kadar ulaşıyordu. Bu sebeple İpek yolunu bir yol olarak düşünmememiz gerekir. İpek yolu bir ticaret güzergahı karargahları ağıydı. Şimdiki gibi eşyalar tüccarlardan daha fazla seyahat ediyordu. Sadece çok az tüccar İpek yolunu baştan sona dolaşmıştır. Bunu yerine şehirler arasında gidip geliyorlardı ve diğer tacirlere eşyalarını satıyorlardı. Onlar da eşyaların fiyatlarını artırarak başka yerlere satıyorlardı. Peki neyin ticaretini yapıyorlardı? Başlangıçta ipek. Bin yıl boyunca ipek sadece Çin'de üretildi. İpek dut ağacını yiyen kurtların kozalaklarından eğrilerek yapılıyordu. İpek yapımı süreci kurtları yetiştirme teknikleri de dahil bir sır olarak saklanıyordu. Çünkü Çin'in zenginliğinin çoğu ipek üretimindendi. Çinliler ipeği göçebe yağmacıları savuşturmak için balık oltası olarak kullanırdı. Kağıdı icat etmeden önce de üzerine bir şeyler yazmak için kullanırdı. Ama ihracatta ipek çoğunlukla kumaş olarak kullanıldı. İpek kumaşlar yazın serin, kışın sıcak tutar. Biz 700 dolarlık eskitilmiş tasarımcı kotlarını icat edene kadar ipek giymek zenginliğin bir numaralı göstergesiydi. Teşekkürler Düşünce Balonu. İpek yolu sadece ipek ticaretinden ibaret değildi. Akdenizliler zeytin, zeytinyağı, şarap ve bıyıklı su tesisatçıları ihraç ettiler. Çin yeşim taşı, gümüş ve demir gibi ham maddeler ihraç etti. Hindistan kaliteli pamuktan dokunmuş kumaş ihraç etti. Doğu Afrika'dan gelen fil dişi ipek yolunda kendine bir yer buldu. Arabistan tütsü, baharat ve kaplumbağa kabuğu ihraç etti kırmızı olanlardan değil mi? Beni kovacaklar gibi hissediyorum. Ah! Şimdiye kadar hızlandırılmış kusta şehirli medeniyet türlerini gördük ama ipek yolunun gelişmesiyle Orta Asya'daki göçmenler bir anda dünya tarihinde çok önemli bir hale geldi. Orta Asya'nın büyük bölümü tarıma elverişli değildir ve fethetmek zor. E tabi eğer Moğollar değilseniz. Hayvancılık için uygundur ve göçebeler etrafta dolaşmakta iyi olduklarından eşyaları A noktasından B noktasına taşımakta da iyiydiler. Bu da onları iyi tüccar yapıyor. Ayrıca seyahatler onları hastalıklara karşı daha dayanıklılaştırdı. Bu göçebe gruplarından biri olan Yu milattan M.Ö. 2. yüzyılda acımasız rakipleri Jang Nu tarafından bir savaşta küçük düşürülmüştü. Nasıl mı? Youjay kralının kafasını kadeh olarak kullanarak tabii ki Böylece Yujay bakteriye göç edip Kuşan İmparatorluğunu kurdular. Burası şu anda Afganistan ve Pakistan'dır. İpek yolu ticareti milattan çok önce başlamış olsa da milattan sonra 2. ve 3. yüzyılda çok daha fazla artmıştır. Kuşan İmparatorluğu da İpek yolu ticaretinde çok büyük bir merkez haline gelmiştir. O zamana kadar göçebeler İpek yolunu dolaşan ve büyük kar eden donanımlı tüccarlar haline dönüştüler. Göçebeler tarafından kurulan şehirler büyük öneme sahip oldular. Büyümeye devam ettiler çünkü İpek yolundaki ticaret büyük oranda kervanlarla yapılıyordu ve bu kervanlar sıkça yiyecek su ve hayat kadınları için durmak zorundaydılar. Bu şehirler olağanüstü zengin oldular. Örneğin Palmira çok önemliydi çünkü Roma'ya giden bütün tütsüler ve ipekler Palmira'dan geçmek zorundaydı. İpek Roma iletleri arasında çok popülerdi. Roma parlamentosu defalarca ticaret dengesini bozduğun ileri sürerek ipek ticaretini yasaklamaya çalıştı. İpek ayrıca edepli de değilmiş. Genç Seneca'dan alıntı. İpekten kumaşlar hem vücudu saklamıyor hem de edebe uygun değil. Ayrıca ipek yayan kadınlar için demiş ki kocaları karılarının vücudunu bir yabancıdan daha fazla bilemeyeceklerdir. Buna rağmen ipeği yasaklama girişimlerinin hepsi ama hepsi başarısız olmuştur. Bu durum antik zamanlarda bile zenginliğin yönetimi nasıl şekillendirdiğini gösteriyor. Ticaret, krallar ve lordlar vatandaşların üretimlerinin bir kısmını almadan zenginleşmenin bir yoluydu. İpek yoluyla ortaya çıkan bu yeni sınıf politik nüfuza sahip oldu. Politika ve zenginlik arasındaki bu gerilimi bugün bile görüyoruz. Büyük şirketler yüklü bağışlar yapması veya Vladimir Putin'in zaman zaman milyarderleri hapse atması gibi bir şey bu. Sayın Putin kayıtlara geçsin diye söylüyorum. bir şekilde böyle bir şey demek istemedim. Bu şakayı arkadaşlar yazdı. Benim suçum yok gerçekten. Şimdi açık mektup zamanı. Milyarderlere açık mektup. Ama önce gizli bölmede bugün ne var ona bir bakalım. Aa, sahte bir ipek kumaş. Gerçek ipeğin kökünü kurutan şey. Sevgili milyarderler kendimi en kaliteli polyesterle sarmaladım. Böylece mesajımı dikkate alırsınız. Hızlandırılmış kurslarımızda demografilerimiz üzerine çokça araştırma yaptık. Gördük ki şovumuz en çok dil bilgisi nazileri, Magal e, muggle, quidditch oyuncuları, yarın sınav olanlar ve milyarderler tarafından izleniyor. Siz milyarderlere bir mesajım var. Hiçbir zaman yetmeyecek. İnsafsız arzularınız hepimizi öldürecek saygılarımla milyarderler demişken ipek yolundan taşınan eşyalar aslında sadece zenginin hayatını mı değiştirdi peki İpek yolu geri kalan herkesi etkilemedi mi etkiledi Üç sebepten dolayı etkiledi. Birincisi daha geniş ekonomik etki. Göreceli olarak çok az insanın ipek almaya parası yeterdi. Buna rağmen birçok insan hayatlarını ipek üretmeye adamışlardı. İpek pazarı büyüdükçe daha fazla insan başka işlerden para kazanmak yerine ipek üretimi işine girdi. İkincisi ipek yolu sadece lüks malların ticaretini yapmadı. Aslında ipek yoluyla alışveriş yapılan en önemli şey fikirlerdi. Örneğin İpek yolu Budizmin yayıldığı birincil güzergahtır. Budizm insanın doğasında olan acı çekme ve arzuların döngüsünden kaçmanın sekiz katmanlı öğretisini geçen dersimizde görmüştük. İşte bunlara olan ilgi Hindistan'da giderek azalmaya başlamıştı. Buna rağmen diğer kültürlerle ve geleneklerle etkileşim sayesinde Budizmin yıldızı parladı ve dünyanın en önemli dini geleneği haline geldi. Mahayana Budizm diye bilinen Budizm'in varyasyonları Çin'de, Kore'de, Japonya'da ve Orta Asya'da kök saldı. Orijinal Budizm öğretisinden çeşitli şekillerde farklılaşmalarına rağmen temelleri Budizm'di. Mahayana Budistlerine göre Buda ilahiydi. Tabi ilahi kelimesinin kesin tanımı üzerine ilah, ilahiyatçılar ve tarihçiler tartışabilirler. Ah bir de konuşabilsem. Ama Mahayana Budizminde Buda'nın üst bir mertebeye yüceltildiği tartışılmaz. Nirvana düşüncesi de bu acı çekme ve arzulama döngüsünden çok daha cennetsel ve açıkça eğlenceli şeye dönüşmüştür. Mahayana Budizm'in bazı türlerinde birçok farklı cennet vardır. Her biri bir öncekinden çok daha harikadır. Mayana Budizm acı çekmenin temel unsurlarına odaklanmak yerine Buda'ya ve Bodhisattvalardan birine ibadet etme yoluyla kavuşulacak bir ahiret vaat eder. Bodhisattvalar Nirvana'ya ulaşabilecekken süper iyi olduklarından dünyada bizimle kalmayı tercih etmiş kutsal insanlardır. İpek yolundaki tacirlerin birçoğu kervanları için uygun konaklama yerleri olmaları karşılığında manastırların güçlü destekçileri oldular. Zengin tacirler manastırlara bağış yaparak olağanüstü bir sigorta satın alıyorlardı. Manastırlarda yaşayan rahipler sürekli müşterilerinin sağlığı ve işlerinin başarılı olmaları için dua ediyorlardı. Bu bir kazan kazan durumuydu. Özellikle Mayahana Budistlerinin ayinlerinde kullandıkları ana kumaşın ipek olduğunu düşündüğümüzde bu durum daha da netleşiyor. İpek yolunun hayatlarımızı değiştirdiği üçüncü unsur ise dünya çapında kitlelerin birbirleriyle bağlantıda olması sayesinde hastalıkların yayılması. Kızamık ve su çiçeği ve kara veba olarak bilinen hıyarcıklı veba da bu yolda yolculuk etti. Hıyarcıklı veba doğudan batıya 534'te 750'de ve en tahrip edici halde de 1346'da geldi. Kara ölüm olarak bilinen bu son veba insanlık tarihinde bilinen en büyük nüfus kırılmasından sebep olmuştur. 4 yıllık bir zaman aralığında neredeyse Avrupalıların yarısının ölmesine sebep olmuştur. Londra'da yaşayanların 3'te 2'si ölürken İtalya'da yaşayanların çoğu öldü. Büyük ihtimalle bu durum İpek yolu olmadan olmazdı. 14. yüzyılda Londra'da yaşasaydınız muhtemelen İpek yolunu bu tahribattan sorumlu tutmazdınız. Ama bir rolü vardı. Kitlelerin birbiriyle olan bağlantısına İpek yolunun yaptığı katkıyı düşünürseniz İpek almaya gücü yeten zenginlerden çok çok daha fazla insanın hayatının etkilendiğini görebilirsiniz. Aynı günümüzdeki küreselleşmenin her birimiz için umut verici ve tehdit edici yanları olması gibi. Gelecek hafta Julius Caesar hakkında ve hangi durumlarda arkadaşlarınızı karnından bıçaklamanın uygun olacağı hakkında konuşacağız. İzlediğiniz için teşekkürler.